genel izleyici kitlesi için uygundur. Merhabalar herkese. Gelecek İşin Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Yine çok değerli iki konuğum var. Güzel şeyler konuşacağız, paylaşım yapacağız, katkı sağlamaya çalışacağız, örnek olaylar paylaşacağız. Güzel olacağını düşünüyorum. Değerli konuklarımdan bir tanesi Kemal Bey, bir tanesi Irmak. Kemal Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Irmak'cığım hoş geldin. Nasılsın? İyiyim siz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Orada Bağlı yazıyor. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi. Evet. Çok güzel bir okul, çok tatlı bir okul. Ben de daha 96 yılında oradan mezun olmuştum. Seni canı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkürler. Nasıl bir okul? Güzel bir okul mu? Sevdin mi? İyi geldi mi? Hoşuna gitti mi? Evet. Çok fazla sosyal imkanı var. Kulüpler, bahçesi de çok büyük aynı zamanda. Öğretmenler... Ön bahçe, arka bahçe, aynı. Yan bahçe bir sürü yer var. Evet. Evet. Çok köklü bir okul aynı zamanda. Öğretmenler çok iyi. Öğrenciler de belirli bir yüzdelikle girdiği için hani hepsiyle anlaşabiliyorsun. Hani belirli bir seviyenin üstünde oldukları için ne bileyim daha rahat oluyorsun. Hiç çalışmana gelen bir öğrenci var mı? Hayır, yok. Ben de öyle biliyorum da. Aynen. Peki, anlaştık. Peki şunu soracağım sana. Bu LGS sürecinde biraz yoğun çalıştığını biliyorum. Evet. İyi ki yaptım diyebilir misin mesela? Tabii ki de. Dersin değil aynen. mi? Yani bunu kesinlikle tavsiye ettiğim bir süreç. Evet. Tamam. Peki bu LGS süreci nasıl bir süreç? Nasıl tanımlarsın? İlk önce zorlu bir süreç tabii. Hmm. Bir şey kazanmak için onun üstüne emek vermen lazım. LGS süreci de emek verdiğim bir süreç. Tabii çok, nasıl desem? Çok çalışmayı gerektiren. Aynen, çok çalışmayı gerektiren, kendine inanmayı gerektiren, hedeflerini doğru belirlemen ve odaklanman gerektiği bir süreç. Öyle çalışma sınavı mı, zeka sınavı mı, nasıl tanımlar? Çalışma sınavı tabii çalışma ki de. Çalışma sınavı. Aynen. Bazen çocuklar diyor mesela çok zekiler kazanıyor ama aslında çalışanlar hayır, çalışan kazanıyor. Peki, tamam. Peki, temel anlamda baktığın zaman LGS sınavına girecek olan öğrencilere tavsiyeler versen neler söylersin Irmak'cığım? İlk olarak kendine güvenmek, kendine inanmak derim. Hani inanmak başarmanın yarısıdır diyorlar. Evet, aynen öyle. Ondan sonra belirli bir disiplin içinde çalışmak. Mesela hani her gün eşit şekilde çalışmak. Mesela ya da tempoyu yavaş yavaş arttırarak çalışmak. Hani disiplinli olarak. Ondan sonra yanlışlar diyeyim. Mesela hata yaptığınız konuların üzerine giderek hatalarınızı düzeltmek. Anlamadığınız şeylerin aynı şekilde üzerine giderek hocalara sorarak öğrenmek. O şekilde. Hocalar senden yana mı? Evet, tabii ki de. Ama bazen çocuklar çekiniyorlar ya beğenmezlerse ya kızarlarsa diye soru sormuyorlar mesela. Hocalar sizin iyi olmanız için çaba gösteriyorlar. Hı. Bu hani ne kadar size ters gelse diye mesela kötü gelse de sizin iyiliğiniz için çabaladıkları için aslında hep bizden yanalar, bizim iyiliğimiz için çalışıyorlar. Hı. Süper. Peki, hep iyi mi gidiyor yoksa dalgalandığı, zorlandığı zamanlar oluyor? Dalgalı gidiyor tabii ki. Hiçbir kimse her zaman iyi olamaz. Benim de çok düşük puanlar gördüğüm zamanlar oldu. Çok yüksek puanlar gördüğüm zamanlar oldu. Tabii düşük puanlar aldığımda üzülüyordum ama üzülmek yerine daha çok çalışıp yanlışların üzerine giderek onu düzeltmeyi düşünmelisin. Bu çocuklar, öğrenciler yanlışlarını çok sevmiyorlar aslında. Ben de sevmiyordum ama yani... Nasıl yaptın, nasıl başardın mesela? Ne söylersin orada? Hataların üstüne giderek başardım ben. Hani hataların üstüne gitmeden olur mu? Hayır. Hataların üstüne kesinlikle gitmesi lazım kesinlikle, öğrencinin evet. değil mi tane? Nerede yanlış yaptığını bilmeden doğrusunu yapamazsın çünkü. Hı. Peki orayı biraz anlatabilir misin mesela? Deneme sonuçları ne ifade ediyordu sana? Deneme sonuçları nereyi ne kadar biliyorum, nerede eksiğim var. Ders hem de onu görüyordum. Mesela matematikte bu konudan eksiğim varsa onun üstüne gidiyordum. Türkçeden ne eksiğim varsa onun hakkında test çözüp anlamadığım soruları yine hocalara soruyordum. Yani ne kadar eksiğim var, nerede eksiğim var onu görmeme yardımcı oluyordu denemeler. Ve çok fazla olduğumuz için de hani bir sürü hatamı görüp onları düzelttim ben. Ama uzun bir süreç mesela. Burada dayanmak kolay bir şey mi? Yani benim için değil de biraz zorlandım tabii ki de denemelerde. Ama deneme ola ola alıştım. Hani stresimi öyle yönettim, zamanımı da aynı şekilde. Normalleşmeye başladı süreç. Aynen, ilk başlarda çok stres yapıyordum, geriliyordum deneme olurken. Ama daha sonlara doğru hani zamanımı iyi kullanabildim, stresimi yönetebildiğim için deneme ola ola o da düzeldi. Deneme sonuçlarım da düzeldi ona göre. İyi çalışınca düzeliyor değil mi? Evet. Ama bırakınca da bozulur hemen. Evet. Peki, teşekkür ederim. Peki Kemal Bey.
Aile bu işin neresinde? Yani aile ne kadar var? Ev düzeni nasıl bir düzen? Yoğun çalışan üst düzey bir yöneticisiniz. Uzun bir süreç, yoğun bir süreç. Bence sadece çocuğa bırakılacak da bir süreç değil. Ailenin bir fiil içinde olması gerekiyor. Biz hem annesi hem babası olarak hem de kardeşi olarak biz dahil olduk. Hem eğitim materyallerinin temininde hem diğer konularda destek olduk ama bence en önemli konu psikoloji. Yani onun kendine inanmasını sağlamak, onun yanında olduğunu hissettirmek, sürekli ona destek vermek. Çünkü bu süreçte zaman geliyor, kötü sonuçlar alıyor, morali bozuluyor, şey yapıyor. Sürekli yanında olmanız gerekiyor ki onu o finish çizgisine kadar götürebilin. Dolayısıyla aile bence burada çok önemli. Biz yeri geldi, beraber ders çalıştık. Zaten belli bir süreye kadar çalışabildik. Ondan sonra beni geçti zaten. Kendisi de özetledi. Yani ben bu süreçte gerçekten bizim için çok farklı bir deneyim oldu. Çok da gurur duyduğumuz bir süreç oldu. O yüzden bizim için çok güzel bir sonuçla da bitti diyebilirim. Peki. Ama çok iyi bir deneyimdi. 4-5 tane kritik noktasını rica etsek sizden, kırılımını rica etsek. Mesela hassas, önemli, bilinmesi gereken 5 nokta mesela. Ailelerin mutlaka dikkat etmesi gereken. Ben ilk olarak şeyi koyuyorum, motivasyonu. Yani çünkü çocuğun öncelikle psikolojik olarak hani bu sürece hazırlanmış olması gerekiyor. Yani siz zorla veyahut da onun rızasını almadan, baskıyla bu işi yönetemiyorsunuz. Çocuğun kendisinin istemesi beraber bir hani mutabık kalmanız gerekiyor. Biz en başta öyle yola çıktık. İşte kendisi istedi tatilini yarıda bırakıp erkenden başlamayı, hani o yoğun tempoya. İkincisi düzenli çalışma. Yani çok süper sistematik bir sisteminiz olmayabilir. Hani her gün aynı saatte başlayıp aynı saatte bitirmeyebilirsiniz ama her gün mutlaka belli bir süre ders çalışmanız, mutlaka belli şekilde deneme sınavları çözmeniz gerekiyor. Bunlar mutlaka olması gerekenler. Onun dışında kendine vakit ayırması gerekiyor. Yani sadece tek yönlü bir şey değil bu. Hepimiz insanız. Onlar da bu süreçte çok zorlanıyorlar ama sosyalliği de kaybetmemek. Sonuçta biz de o anlamda da güzel vakitler geçirdik. Bunun dışında deneme sınavları bence çok kritik. Yani deneme sınavları olmadan bence bu işi yapmak mümkün değil. Çünkü deneme sınavları... Deniyorlar ve orada durum görülüyor değil mi? Evet, yani bir defa durumu tespit ediyorlar, eksikleri tespit ediyorlar, gerçek bir sınav deneyimi kazanıyorlar. Yani bu çok önemli. Evet, alışıyor çocuk orada. Evet, zamanı yönetmeyi öğreniyorlar. Dolayısıyla yani deneme sınavları bence çok önemli. Bir de biz bunun çok faydasını gördük. Okulun işbirliği, okulun bize desteği, öğretmenlerle olan ilişkisi, iletişimi. Çünkü orada da biz çok yani şey gördük. Hani bu konuda eksiği var, bu konuda çalışabilir, şu kaynakları kullanın, buraya gidin gibi. Dolayısıyla onlar da bize çok faydalı oldu. Hani ben aklıma gelen ilk böyle 5 şey bunları sayabilirim. Mesela velilere ne tavsiye edersiniz? Mesela oradaki mesela iyi durmak ne demek aile olarak? Tatiller var, misafirler var, televizyon var, çocuğun çalışma düzeni var. Mesela nerede ders çalışıyordunuz? Biz şimdi birincisi çalışma ortamını iyi bir ortam sağlamanız gerekiyor. Yani Irmak'ın odası bunun için çok uygundu. Hani orada çalışıyordu ama biz işte ne bileyim fen çalışacağız, matematik çalışacağız. İşte gerekiyorsa salonda hani daha büyük masada açıp tez kitaplarını beraber çalıştığımız zamanlar da oldu. Ama mutlaka birincisi hani iyi bir çalışma ortamı ayarlamak gerekiyor. Yani siz de gerekiyorsa televizyonu kapatacaksınız, gürültüyü keseceksiniz. Yani ona destek olacak ortamı evin içinde mutlaka sağlayacaksınız. İkincisi bence bir hedef koymak gerekiyor. Yani potansiyelinize, şeye göre, çocuğun hani isteğine göre, talebine göre de biz ne yapabiliriz? Onu anne baba çocukla birlikte ortak bir hedefi olması lazım. Eğer o ortak hedefte buluşurlarsa ortak hedef için çalışmaya başlarsınız. Gerekiyorsa onu güncellersiniz sonra ama beraber aynı hedefe gidiliyor olması lazım. Bir de bu yarışın koşullarını kabul ediyor olmak lazım. Yani bu yarış bazıları tarafından şey görülüyor hani... Sert gözüküyor. Adaletsiz ya da işte nasıl diyeyim çok insani görülmüyor, şey görülüyor. Bazılarına katılıyorum ama bu çok disiplinli, çok çalışma gerektiren bir süreç. Evet ama yani ister spor dallarına bakın, ister bilime bakın hani çalışmadan olmuyor. Dolayısıyla buradaki temponun sonucunda da mutlaka bir şey kazanıyorlar. Yani bu çalışmayı sadece, öğreniyorlar. Evet, çalışmayı öğreniyorlar, problem çözmeyi öğreniyorlar. Bu sadece kazandığı okul anlamında söylemiyorum. Deneyim anlamında da, çalışmayı öğrenmek anlamında da ve mutlaka belli bir seviyede zaten bir okula giriyorlar. Yani atıyorum artı eksi 5 puan, 10 puan alabilir. Bunlar önemli değil ama belli bir seviyeye geliyorlar. Bu çok önemli. Süper. Peki,
Onunla gurur duyuyor musunuz? Kesinlikle. Tamam, peki. Sen kendine gurur duyuyor musun? Evet. Hadi bakalım. Şimdi bir yıl önceki haline neler tavsiye edersin? Mesela dersleri daha iyi dinlemek mi önemli? Çok soru çözme. Arkadaşlarına düşün mesela, şu an 8. sınıftaki arkadaşlarına tavsiye veriyorsun. Neler tavsiye edersin? İlk olarak ne tavsiye ederim? Moralini yüksek tutmak. Mesela kötü aldığın denemelerden sonra üzülmek yerine daha fazla çalışarak onları düzeltmeye çalışmak. Çünkü benim gerçekten hani moralimin çok bozulduğu zamanlar oluyordu ve hani moralim... Bazen uzun sürüyor anladığım kadarıyla. Evet, moralimin bozulduğu zamanlarda beni yine daha fazla düşürüyordu. İlk önce o moralin bozulması yerine daha fazla çalışarak onu düzeltmek. Sonra dersi dinlemek çok önemli. Yani dersi hoca çok iyi bir şekilde anlatıyor ve derste dinlediğin zaman konunun yarısını anlıyorsun zaten. Eğer hani eksik bir şey kalırsa test çözerken de zorlanırsın. O konuda yanlış yaparsın. Çok yanlışın çıkınca da canın sıkılır zaten. Yani evet, doğal olarak o zaman da moralin bozulur. Hani dersi çok iyi dinlemek. Çok soru çözmek değil, yerinde soru çözmek. Yani mesela iyi olduğun konudan çözdüğün 80 soru, kötü olduğun konudan çözdüğün 40 sorudan daha kötü bence. Çünkü kötü olduğun konuyu çözdüğünde o konun gelişiyor. Zaten iyiysen orayı yapabiliyorsundur. Diğer yerleri kapatman lazım. Yani çok fazla soru çözmek yerine hani... Bu aslında gelişimsel bir şey. Evet. Oradaki eksiği bulup o eksiği... Eksiğe göre çözmek, aynen. O eksiğini sevmiyor öğrenci. Yani sevmez tabii. Aynı kanaatteyim, sevmez evet. Tabii. Peki nasıl yapacak? Nasıl yapacak? Yani eğer daha iyi olmak istiyorsa, hem eksiğini sevmiyorsa daha iyi olmak istiyor demektir. Daha iyi olmak istiyorsa da o eksiğinin üzerine gitmesi gerek. Hı. Bunu da bir tek yani o konuda daha fazla oranın üstüne giderek yapabilir. Düzgün sevmese de yapması gereken bir şey. Sevmese de bazen yapılması aynen. Gereken bir süreç oluşuyor. Evet. Peki. Peki, ailesiz olabilir bir şey midir sanki? Olur mu? Kesinlikle olmaz. Doğru değil mi? Yani çocuğun gerçekten çok insanüstü özelliklere sahip olması lazım. Çok az evet. Çocuk için geçerli. Yani çünkü sınava girdiği yaş itibariyle bence aha. Bu konu çok önemli. Ailenin oradaki... Ergenlik başlamış zaten. Evet. Dışarı çıkmak istiyor, başka şeylerle ilgilenmek istiyor, teknolojiyle ilgilenmek istiyor. Peki mesela onu motive ederken neler kullanıyordunuz, hangi araçları kullanıyordunuz, ne diyordunuz ona? Birincisi ona soruyorduk tabii ne istediğini. Yani biz mesela ailece yürüyüş yapmayı çok severiz. Hatta bizim ritüelimizdir işte Büyükada'da işte o ayı yorganın altındaki yere kadar yürümek hafta sonları. Genelde açık havada olmak çok iyi oluyor. Çünkü sürekli hani ders işte kitap başında, test başında dışarıda spor aktiviteleri ya da beraber bir şey yapmak, yürüyüş yapmak bunlar çok motive edici oluyordu. Ben onları bütün hani velilere de tavsiye ederim. Dışarıda olmalarını tavsiye ederim. Çünkü o ders çalışma ortamında en azından bir süre ayrılıyorlar. Bizim mutlaka her hafta bir günümüz kesinlikle hani ders dışında geçirdiğimiz bir vakitti. O bence tekrar hani enerjisini kazanması, tekrar hazır olması için o tempoyu sürdürebilmesi için çok önemli. O yüzden motivasyon için ben hani sosyal etkinlikler ve yakın iletişim çok önemli. Onu yalnız başına bırakmamak lazım. Ama aile istiyor ki bazen işte atıyorum özel okula verdik, atıyorum parantez içinde işte kendi yapsın. Biz mesela hiç dershaneye gitmedik. Yani bence hani buradaki başarılardan bir tanesi de buydu. Odaklanabildi. Hani konsantrasyonu dağılmadı. İstanbul'un trafiğiyle veyahut da hani arada başka bir öğretmen yaklaşımıyla hani çünkü farklı bir farklı bir ifade, farklı evet, bir ifade değil, de farklı olabilir, şey de olabilir. Bravo. Dolayısıyla bence bunlar da çok önemli. Dolayısıyla belli bir zamanı verimli kullandığımızı düşünüyorum ben. Hem dershane olmadan sadece hani belli konulara odaklanarak okul ve şeyle birlikte, evle birlikte yönetebildik. Ders çalıştınız yani çocukla. Evet, derste çalıştık tabii. Yani bence bilmiyorsa bile konuları anne aile. Baba. Yani bu da olabilir. Çünkü yeri geldi bazı konuları ben bilemedim. Hatta ondan ödevlerini aldım. Bana bazı şeyleri açtılar. Videoları izledim, öğrenmeye çalıştım. Yani YouTube'dan hani, öğrendim. Evet, işte Torricelli deneyinden başlayalım. Birçok öyle örnekler var. Açtım, izledim, öğrendim. Unuttuklarımı tekrar hatırladım. Ama onunla birlikte yapmaya çalıştım. Bu çaba bile bence hani en azından empati kurmanızı sağlıyor. Onu anlamanızı sağlıyor. Bunu da gördüğünde eminim ki bir şey uyandırmıştır onu da. Peki sizin o çabayı harcamanız ona iyi geliyor mu? Bence geldi çünkü beraber çalıştığımızda bilmiyorum Irmağa da sormak lazım ama
Hani beraber çalıştığımızda, beraber soruları çözdüğümüzde böyle bazen saatler de sürüyordu hatta. Uyku saatini geçirdiğimiz de oluyordu. Ama beraber öğrenip çözdüğümüzde, başardığımızda daha keyifli bitiriyorduk yani. İkimizin de keyif aldığı bir süreç oluyordu. Aslında aile için keyifli ve çocuğunu iyi tanımak adına ve çocuğuyla bir şeyler yapmak adına güzel bir süreç. Kesinlikle. Zaten şimdi bu süreç içinde hani güçlü yönlerini, güçlü özelliklerini, neresini daha geliştirmesi gerekir, o alanlarının hepsini birazcık daha iyi öğrenme şansınız oluyor. Bizim için de o bir keşif dönemi gibi oldu. O da bence çok güzeldi. Çocuğa yaklaşırken de sizin daha pozitif, daha onu anlayarak yaklaşmanızı da sağlıyor açıkçası. Gelişimsel bir süreç aslında. Evet, evet, kesinlikle. Peki Irmak'cığım, şimdi baban işinde gücünde profesyonel yönetici. Evet. Tamam. Sınav var ve oturuyor senin için ders çalışıyor. Ve sonra geliyor sana onları anlatıyor. Nasıl hissettiriyor, neler hissettirdi sana mesela? Nasıl bir şey bu? Tabii ki çok, çok güzel hissettiriyor. Ben babamla ders çalışırken daha mutlu, yani kendim çalışımdan daha mutlu oluyordum. Hani beraber anlıyorduk, beraber öğreniyorduk. Hani çok beni motive eden bir şeydi aslında. Hani geç saatlere kadar sürse de hani böyle yattıktan sonra düşündüm, hani çok güzel çalıştık aslında, bugün de değdi falan diye düşünüyordum. Babamın da hani bana yardım etmesi de beni çok mutlu ediyordu. Hani beraber çalışmak o yüzden beni hem motive eden hem de geliştiren bir şeydi bence. Süper. Peki, böyle güzel bir lise sana neler katacağını düşünüyorsun? Gelecekle ilgili neler söyleyebilirsin? Ya güzel bir lisede okuyunca güzel bir üniversite okuma şansınız da artıyor. Mesela mezun olanlar nerelere gidiyor? Onlara baktın mı hiç? Evet, ya çok fazla hani duvarlarımıza asılı mezun şey var, tablosu. Hani çok iyi üniversitelere giden, evet, çok iyi üniversitelere gidenler var, görüyorum. İş hayatında sonra meslek hayatında da çok yardımcı oluyor gördüğünüz eğitim. Sosyal anlamda da bir şeyler kattığını düşünüyorum. Kulüpler, sosyal etkinlikler, çok hani geziler oluyor. Onlar da sosyal açıdan... Ortam nasıl içeride peki? Ortam güzel. Herkes çok samimi birbiriyle. Hani büyük sınıflarla diğer alt sınıflar hani hep iletişim içindeler. Çok hani öyle büyüklerin... Yani şey, küçüklere böyle kötü davrandığı gibi bir olay yok kesinlikle. Hani hep birbirine destek çıkıyorlar. Birbirleriyle iletişimdeler, samimiler. Ben onu da çok sevdim. Öyle. Peki, süper. Peki, aile olarak bundan sonraki hedef olarak yani bunun nasıl bir yere götürmesini bekliyorsunuz? Şimdi biz bu dönemi biraz... Hani, tabii çalışıp bir hedefe odaklandık, oraya gittik ama bence bundan sonrası herhalde Irmak... kendi isteklerini, hedeflerini belirleyeceği bir sürece girdiğini düşünüyorum ben. Yani lise hayatı boyunca... Çalışmayı öğrendi. Evet, çalışmayı öğrendi artık ve ben o disiplini kaybedeceğini düşünmüyorum. Ama bundan sonra daha odaklanacağı alan hangisi? Yani ileride belki meslek olarak seçeceği şey hangisi? Ama keyif alarak, eğlenerek yapacağı bir iş hangisi olabilir? Hani bunu bulacağını, bunu bulmasını bekliyorum açıkçası. Çünkü... yani herkes için standart bir şey yok. Yani genelde eskiden mühendis olanlar çocukların mühendis olmasını, doktorlar doktor olmasını isterlerdi. Ben böyle bir şeye inanmıyorum. Yani herkesin yatkınlığı, sevdiği şeyler ve hevesleri farklı oluyor. Ben bu önümüzdeki hani lise hayatı boyunca bunu keşfetmesini bekliyorum. Ve o hedefine odaklandıktan sonra zaten gerekli altyapısı hazır. Irmak gerekli çalışmayı da yapıp onu mutlaka ben başaracağına da inanıyorum. Peki. Bu lisenin onun hayatına katkısını nasıl tanımlarsınız mesela? Bence, o çalışmanın sonucunda böyle bir liseye girmiş olması mesela neleri değiştirmiştir sizce? Yani buradaki bir yılın çarpanı nedir mesela? Hani çarpan mı diyelim? Ya şöyle diyeyim? Geçen ilginç bir söz okudum. Etrafınızdaki 5 kişinin ortalamasınız, evet. Ortalaması sizinizdir diyor. Yani bu da... Bence burada iyi bir çalışkan, bilinçli öğrencilerin arasına girdi. Bundan sonraki hedefleri de bence daha yüksek olacak. Dolayısıyla daha iyi bir, hani yani bunun kariyer diyebilirsiniz, kendini gerçekleştirme diyebilirsiniz, evet. Veyahut da sosyal çevre diyebilirsiniz, ne olursa olsun. Hatta bence hani kendisine ve ülkeye fayda da diyebilirsiniz. Sonuçta biz insana fayda. Evet, toplum içinde bir kişi yetiştiriyoruz. Bence bu çalışkanlık ve disiplin sadece kendisi için değil, hem bu toplum için de, bu ülke için de faydalı bir şey. Dolayısıyla ben bunlara inanıyorum. Yani oralar için de hani iyi bir başlangıç olduğunu, bu okulun da bence çok ona katkı sağlayacağını düşünüyorum. Peki ailelerle hiç tanışma fırsatınız oldu mu?
Bu konularda biraz eşim daha aktif. Zaten aile birliğine girdi şimdi o da. Zaten bir aileyi tanıyoruz, sizin de ortak tanıdığınız ama onlarla yavaş yavaş tanışmaya başladık. Şimdi artık hani beraber arkadaşlıklar kuruyorlar. Tabii tabii, evet. Yani genelde baktığımızda öyle görünüyor. Arkadaşlarıyla da yavaş yavaş tanışmaya başladım. İşte beraber bir faaliyete katıldılar. İşte şey yapıyoruz, sonra birilerini bırakıyoruz belki veyahut da konuşuyoruz. Beraber bir yerlerde toplanıyorlar. Veyahut da belli bir ortak faaliyete gidiyorlar. Hani güzel şu ana kadar gördüğümüz şey benim için çok mutluluk verici. Lise hayatı keyifli gözüküyor o zaman anladığım kadarıyla. Yani şu anda ondaki mutluluğu hani ben görebiliyorum. O yüzden o da beni çok mutlu ediyor. Yani tabii ki. İyi bir şey yaptığımızı, iyi bir sonuç aldığımızı değiyor yani kesinlikle buna. Değdiğini düşünüyorum, evet. Bazen aile şey diyor, hani o kadar çalışmaya gerek var mı diye bir soru soruyor ama. Ya ben az önce bahsettim yani. Mesela hangi sporda çalışmadan başarılı olunuyor? Hangi alanda veyahut da işte İnsanlar çalışmadan başarılı oluyor? İnsanlar işlerinde saatlerce evet, çalışıyorlar yani zaten. Bu işin sonunun üstünde ama çalışmak var. Gerçekten ama biz buradaki sosyalliği, hani beşeri özelliklerini de böyle törpülemeden, gerçekten o kişilik özelliklerini kırpmadan gerçekten bunlarla birlikte yapmaya çalıştık. Bence önemli olan bu. Zaten o ihtiyaçlar var ve ben onları engellediğiniz zaman başarı da gidiyor. Yani bir yandan sonra, bir yerden sonra başka bir şey çocuğun patlıyor. Çocuğun dengesi de bozulmuş. Evet, diyor. Kesinlikle. Ben o yüzden başında söyledim. Yani çocuk bir defa kabul edecek, o inanacak, o yapmak istediğinde zaten siz hiçbir şey, hani çok fazla etkiniz olmuyor da. Siz sadece destek oluyorsunuz. Hani yöneten kişi olmuyorsunuz. Anladım. Süper. Çok güzel. Çok sağ olun. Peki Irmak'cığım, uzun vadede mesela var mı bir sezin, bir meslekle ilgili, mimarlık, Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ? Yani çok daha düşünmedim ama hani... Şu an zaten hazırlıktasın, İngilizce evet, öğreniyorsun. İngilizce öğreniyorum, evet. Ama böyle meslek olarak avukatlık belki yakın geliyor bana hani. Onun dışında hani meslekleri de tanımak lazım. Onu zaman geçtikçe tanıyacağız. Şu an hani çok fikir sahibi değilim açıkçası. Ama hani lise hayatı da benim için çok hani meslek seçiminde ya da işte üniversite seçiminde de çok yardım olacağı için o lisenin de yardım olacağını düşünüyorum ben. Peki. Tamam. Şimdi 2-3 tane kırılım noktası söylersen ondan sonra babanla da biraz konuşup sonra tamamlamak. Ne için? Sınavla ilgili, LGS ile ilgili. Kritik nokta mesela. Mutlakalar var mı mesela? Mutlakalar çok bahsettim aslında ama şey... Kendi inanmak diyeyim tekrardan. Hani ben senenin başında pek kendime güvenmiyordum. Hani sonuçlarım da düşüktü açıkçası. Sonra böyle çalıştıkça sonuçlarım yükseldi. Evet, kendime güvenim de arttı. Hani demek ki çalışırsam oluyormuş geldi. Ve hani çalışmaya devam ettim. Hani o zaman gerçekten de olduğunu gördüm. İlk olarak kendine inanma diyeyim. Sonra tekrar hatalardan bahsettim. Hatalar. Evet, hatalar çok önemli. Nerede eksiğim var, sonra onun üstüne gittiğinde orası iyileşiyor. Sonra... Onun üstüne gidince orası düzeliyor değil mi? Evet, düzeliyor. Gördüm ben de onu kendimde. Düzeliyor. Bazı öğrenciler diyor ki uğraşmak istemiyorum orayla çünkü düzelmeyecek diyor ama düzeliyor. Yok, düzeliyor. Ben hani bütün arkadaşlarımda da gördüm, kendimde de gördüm. Hani üstüne gidince eksiğini kapatıyorsun. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ ol. Kemal Bey, son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa? Şunu söyleyebilirim sadece, mutlaka hani çocuğun rızasını ve şeyini almak lazım, onayını almak lazım. Çocuk istiyorsa öncelikle ona bu durumu anlatıp hani örneklerini de gösterip bence okulları da gezdirebilirler bu arada. Hani biz de bunu yaptık çocuklara. Çocuklar onları gördükten sonra kendisi istediği zaman bu motivasyonu sağlayabilirlerse gerisi çok daha kolay oluyor. Ondan sonra hadi ders çalış, hadi odana gir, şunu yap, bunu yap demek zorunda hiç kalmıyorsunuz. Ben hiç kalmadım. Açıkçası. Çocuk kendi kendine yapar durumu. Kesinlikle ben bir defa bile demedim. O yüzden ben ona da çok teşekkür ediyorum. Hani bizim için de çok şey bir süreç oldu. Dolayısıyla ben bunu hani öneririm. O kadar hani söyleyeceğim. Bir de ufak var evde. Tabii. Toprak. Şimdi toprak var, evet. Aha. Toprak tabii bu çalışma temposunu görünce açıkçası o... Kaç yaşında? 3. sınıfta, 9 yaşında. Aha. O zaten biraz böyle gözü korktu ama sonuçta onunla beraber şimdi ödev yaparlarken birlikte yapmaya başladılar. O ders çalışma gittiğinde o da ödevini yapmaya başladı falan.
Bu biraz bulaşıcı. Mesela okuldaki arkadaşlarıyla birlikte ders çalışmaya gittiği zamanlar da çok motive edici oluyor. Çünkü kim ne biliyor onları paylaşıyorlar. Bir şey olduğunda yardım istiyor. Derste dinleyemediği ya da kaçırdığı bir şey varsa onu soruyor. Yani ortak çalışma şeyleri arkadaşlarıyla birlikte onun da çok faydası olduğunu ben düşünüyorum. Yani hep o da olabilir. Hep birlikte yapılan bir şey. Evet. Aslında. Yani bu çok sosyal bir olay aslında. Hani tek boyutlu, tek başınıza odaya girip böyle hiç kafanızı kaldırmadan çalıştığınız bir süreç değil. Okulda hani arkadaşlarınız, öğretmenleriniz, evde aileniz, dışarıda bile belki arkadaşlarınız. Herkesle. Evet. Dolayısıyla hani bu işe öyle bakmak lazım. Tek boyutlu bakmamak lazım. Kitaptan ibaret değil. Onun etrafındaki işte o ekosistem, psikolojiyi oluşturan yaşam, şeyler de var. Çünkü. Evet, sosyal etkenler de var. Hepsini düşünerek bakmak lazım ama dediğim gibi çocuğun o motivasyonunu bir şekilde sağlamak gerekiyor. Çok teşekkür ederim Kemal Bey. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Kemal Bey. Sevgili seyirciler, bence güzel oldu, samimi oldu, doğal oldu. Irmak da çok hoş şeyler anlattı, baba da çok hoş şeyler anlattı Kemal Bey de. Çok teşekkür ederim. Size de güzel bir gün diliyorum. Sevgiler dilerim.